أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إلى الآخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. عزيز مؤمنين محترم مسلمانlar, çok hassas günlerde yaşadığımızın çok dikkatli, çok tedbirli, çok temkinli, çok uyanık, çok şuurlu olunması icap eden bir zaman içinde olduğumuzun farkında olmayan kalmamıştır inşallah. Ne günlerdeyiz, ne hallerdeyiz, nelerle karşı karşıyayız. Yeryüzündeki mazlum Müslüman milletlerin tek umudu, tek kalası olan Türkiye'nin üzerinde nasıl oyunlar oynandığının farkında olmayan kaldı mı, kalmadı mı? Kalmadı inşallah. Artık 7'den 70'e neler olup neler bittiğini, ne gibi tertipler, tuzaklar olduğunu, oynandığını artık inşallah kaynaklardan, haber merkezlerinden, olaylardan, eylemlerden, işaretlerden anlamayan kalmadı inşallah. Allah'ın lütfu inayetiyle İslam aleminin, evet, kalası, lokomotif diyeceğimiz, yani bütün vagonları çekip götüren lokomotif gibi alemi İslam'ı çekip götürecek olan Türkiye üzerinde oynanan oyunlar inşallah son perdesine geldi. Önceleri sağ ve sol şeklinde talebeleri kurcaladılar, sendikaları kurcaladılar, efendim sokakları zorladılar, elhamdülillah olmadı. Arkasından Kürt ile Türk diyerek çatışmaya çalıştılar, zorladılar insanları, üniversiteleri sağı solu, elhamdülillah o da tutmadı. Şimdi en kritik, en tehlikeli, en zorunlu, en titiz bir noktaya geldiler. Alevi-Sünni kavgasını tutuşturmaya çalışmak suretiyle üniversitelerde, cemaat arasında, çevremizde, civarımızda, mahallelerimizde şimdi bunun tertibi içinde oldukları görülüyor. Günlerdir görüyorsunuz. Gerçi çok zaman aralıklarıyla denediler, şöyle bir nabız yokladılar. Yayılır mı, yayılmaz mı, çoğalır mı, çoğalmaz mı, bu ateş etrafı sarar mı, sarmaz mı? Sarmadı, sarmadı, sarmadı. Yine İstanbul'da yayın organlarının çok olduğu, kameraların çok olduğu, televizyonun çok olduğu yerde bu denemeye kalkıştılar. İnşallah o da son buldu. Bundan sonra hiçbir şeyi kurcalayamayacaklar. İnşallah. Artık son bu, son bu. Bundan başka bir şey bulamazlar zaten. Hepsi aşıldı, bu da aşılacak inşallah. Hepsi geçildi, bu da geçilecek inşallah. 2000 yılına ulaşmadan bu ülkede bütün insanlar İslam devletinin adaletini yaşayacak inşallah. Bunu göreceğiz. Kur'an'dan aldığım işaretlerle söylüyorum. Adalet sağlanacak, fazilet sağlanacak, barış sağlanacak ve yeryüzü insanlığı örnek bir memleket görecek inşallah Teala. Çünkü artık onların sözleri, davranışları, ufukları karardı, tükendi, bitti. Çözüm üretemiyorlar, çare getiremiyorlar, madde koyamıyorlar. Ufukları kararmış, öteleri göster, kimseye umut veremiyorlar. Bu karanlık günleri de inşallah atlatacağız. Rabbimizin rahmetiyle ehlullahın, Allah'ın şehitlerinin şüheda dediğimiz toprağın altında, Allah-u Teala'nın
ölü demeyiniz dedikleri mübareklerin himmetleriyle ve bütün ehli İslam'ın gayretleriyle arzu edilen neticeye, idareye, sisteme Allah'ın lütfuyla 2000 yılına çıkarken kavuşmuş olacağız. Böyle bir açıklamadan sonra ilgili ayet-i kerimeyi ve Müslümanların sorumluluklarını bugünkü dersimizi bu konu etrafında yapacağız inşallah. Ümmet-i Muhammed'in sorumlulukları. Önümüzde Kur'an var, açık ayet var. Bunların manaları etrafında vicdanımıza seslenerek, kendi vicdanımıza, Ümmet-i Muhammed'in maşeri vicdan dediğimiz ümmet vicdanına, fertlerden sonra biliyorsunuz ümmet geliyor ki ümmet topluluk demektir. Ama rastgele bir topluluk değil. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplanan topluluk demek. Rastgele bir şey değil. Yani ümmet, nerede ümmet kelimesi geçiyorsa bilin ki o ümmetin ortasında peygamber var. Hani peygamber olmayan yerde ümmet olmaz zaten. Rastgele bir kalabalık değil bu. Bu noktada sohbetimizi yapalım Allah'ın izniyle. Ama hemen işaret edelim ki her türlü tehlikeye, her türlü fitneye, fesada, felakete de açık durumdayız. Camimizin kapıları görüyorsunuz ardına kadar açık. Belki başka yerlere, stadyumlara, salonlara, şuraya buraya girerken arama, tarama veya kimlik yoklaması yapılıyor ama camilere girerken hiç gördünüz mü kimlik yoklaması yapıldığını? Yapılmıyor. Herkes gelebilir. Katil de gelebilir, maktul de gelebilir, ne çeşit insan gelebilir. Tehlikelere açığız, belalara açığız, musibetlere açığız. Yanında ne getiriyor adam, ne getirmiştir bilemiyoruz, bilemezsiniz, bilemeyiz. Hava alanlarına giderken uçağa, uçak yolculuğu için hava alanlarına giderken bir kapıdan geçiriyorlar insanı da üzerinde silah milah ne varsa bir alet var kamera gibi gösteriyor mu göstermiyor mu? Burada böyle bir şey yok bizim kafamızda. Ne kadar serbest görüyor musun? Ne kadar rahat, ne kadar herkese açık. Ardına kadar açık, kimlik yoklaması yapılmıyor. Ücret alınmıyor, fiş kesilmiyor, sorgulama yapılmıyor. Adını, sanını, ününü, ünvanını sormuyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Ne kadar muazzam. Ama bu kadar da tehlikesi var tabii. Kapı açık. Kimin, nasıl, niçin, neden girdiğini bilmemiz de mümkün değil. Olabilecek şeylere karşı tedbirli olmamız lazım. Panik çıkartmayalım. Hainin birisi şöyle bir yangın alameti olan bir şey atar. Eyvah patlayacak diye insanlar kapıya üşüşür. Anında 100 kişi birbirini ezerek öldürür. Buna panik diyorlar, panik. Böyle şeylere meydan vermeyelim inşallah. Tedbirli olalım, temkinli olalım, ağır olalım. Birdenbire ayağa fırlamayalım, birdenbire kapıya fırlamayalım. Etrafımızı görelim, anlayalım, temkinli, tedbirli olalım. Allah'ın lütfuyla herhangi bir şey olmaz umuduyla söylüyoruz ama yine de açık bir kapı bırakmak lazım. Bakın dün mesela Ankara'da, Yeni Mahalle'de bir caminin öğle namazı sırasında en arka duvarının camları kırılarak içeriye halıların üstüne benzin atmışlar ve tutuşturmuşlar. Dün, tam öğle namazı bu saatlerde yani. Ve muazzam bir panik çıkmış tabii, zor önlemişler. Olabilir, caminin etrafında tedbir almalıyız. Bazı kardeşlerimiz dolaşmalı. Böyle gezen, dolaşan kişiler olup olmadığını takip et duvar diplerimizi. Allah razı olsun, emniyet görevlilerimiz gerekli tedbiri almışlar diye şimdi kardeşlerimiz söylüyor. Allah razı olsun. Ve inşallah huzur içinde bir cuma geçirmiş olacağız. Rabbimiz huzurumuzu bozmasın ve bozanlara fırsat vermesin inşallah. Atalarımız çok güzel sözler söylemişler. Buna ne diyorsunuz? Atasözü. Su uyur, düşman uyumaz. Ne güzel söz, ne tatlı söz, ne Türkçe söz. Su uyur, düşman uyumaz. Vallahi doğrudur. Uyumuyor. İşte yeryüzünün en cali bir dikkat, yani dikkatleri çeken bir coğrafyasının üzerindeyiz biz. Kardeşler, bir kere bir Müslüman nerede oturduğunu, hangi coğrafyada, hangi haritada, dünyanın neresinde olduğunu ve oturduğunu bilmesi lazım. Bakın biz öyle bir yere gelmiş oturmuşuz ki,
Şu İstanbul denen yer 541 senedir bizim elimizde. Öyle mi değil mi? Tam 542 oldu şimdi, 95 olduğuna göre. 1453'te fethedilmiştir. 1453. 1995'ten çıkartırsanız 1453'e kalır, 542 sene kalır. 542 yıldır elimizde burası. Ama işte şimdi elimizden vallahi almak istiyorlar. İsteyenlerin başında evvela Yunanistan geliyor. Öyle mi değil mi? Yunanistan. İşte dün gördünüz haberlerde, kıyamet kopmuş Atina'da. Bayrağımızı yakıyorlar, kıyamet koparıyorlar, PKK'yı ortaya atıyorlar, destiyorlar, silahlandırıyorlar. Açık yani. Bu gibi olayları görmemek hala tam bir körlüktür. Elimizden alınmak isteniyor. Dışarıda Yunanistan. Yunanistan'a kim destek oluyor? Vallahi Rusya destek oluyor. Niye? Rusya'nın da 400 seneden beri İstanbul'da gözü var. Rusya'ya petrol taşıyan gemiler siz söyleyin nereden geçiyor? Boğaz'dan geçiyor. Boğaz'ı sıktınız mı acından geliyor Rusya. Yani bunları anlamak için alim olmaya gerek yok. Hoca olmaya da gerek. Herkes bunları bilmesi lazım. Siyaset adam olmaya da gerek yok. Bunu her Müslümanın bilmesi lazım. Ben 6 yaşındaki çocuğuma Enes'e hepsini anlatmışım. Say bakalım oğlum düşmanlarımı. Tak 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 hepsini sayıyor. Sen de anlatmalısın çocuklarına. Zaman zaman söyledim mesela. Bende fotokopisi var. Yunanistan'da ana okulları var biliyorsunuz. Ana okulu demiyorlar mı? 0 yaştan 6 yaşa kadar. Ana okulları. O ana okullarında Yunanistan'da şu anda senelerden beri o anaokulunda okuyan çocuklara öğleye doğru bir kahvaltı veriyorlar. Kahvaltı. Buna ne diyorlar? Beslenme. Her çocuğun önüne madeni, yani madenden yapılmış, camdan, topraktan, tahtadan değil, porselen değil, madenden yapılmış bir süt içme bardağı hazırlanmış. O bardağın iç kısmında şöyle bir satır yazı yazılmış. Resmi de var bende. Çocuk böyle ağzına götürüp içerken o yazıyı görüyor. Öğretmişler o yazıyı, okutmuşlar. Ey Gris Pedos diyor. Gris Yunan demek Latince. Pedos çocuk demek. Gris Pedos, ey Yunanlı çocuk. Bu sütü içip de kuvvetlendiğin, büyüdüğün zaman İstanbul'u Türklerin elinden almazsan bu içtiğin süt sana haram olsun yazıyor. 6 yaşında çocuğa vallahi bunu okutuyorlar ha. Bizim halimize bakın, düşmanımızın haline bakın. Adam anaokulunda bunu okutuyor. Türklerin elinden İstanbul'un alınması şuurunu 6 yaşındaki çocuğa vallahi veriyorlar. Düşmanımız çok kavidir. Çok şuurludur. Düşmanlarımız bizden çok şuurlu. Niye biz bunları bilmiyoruz? Niye okullarımızda bunlar anlatılmıyor? Niye gençlerimiz şuursuz yetişiyor? Niye nesillerimiz bilinçsiz, bilgisiz yetişiyor? Neden Avrupa'yı tanımıyor, Amerika'yı tanımıyor, Asya'yı tanımıyor? Nerede oturduğumuzu niçin bilmiyor? İstanbul'un fethinden sonra 1453'te, yani bunun için anlatıyorum, nerede olduğumuzu bilelim. Bakın ne kadar pahalı bir yerdeyiz biz, çok pahalı bir yerdeyiz. Dünyanın bütün ülkelerini, şehirlerini pazara çıkarın, vallahi en pahalısı burasıdır. Bütün tarih bunu ispat ediyor. En pahalı. Niye? Dünyanın hiçbir yerinde üç kıtanın ortasında başka bir ülke yok. Biz tam üç kıtanın ülkesindeyiz. Üç kıta dediğimiz hangisi söyleyin? Üç kıta. Asya, Avrupa, Afrika. Allah Celle Celaluhu getirmiş bizi üç kıtanın göbek taşına oturtmuş. Sen rahat bırakırlar mı seni? Nerede oturuyorsun? Çok pahalı yerde. Çok belalı yerde oturuyorsun. Belalı yerde. Seni bırakırlar mı rahat edesin? Seni bırakırlar mı ki keyfini süresin? Seni bırakırlar mı ki büyüyesin, yükselesin, büyük devlet olasın? O zaman biz ümmeti Muhammed olarak, ümmeti Muhammed'in arasında da Müslüman Türkler olarak bütün dünyanın insanlarından daha dikkatli olmamız lazım mı değil mi? Daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü çok müthiş bir yerde oturuyoruz. Bunun farkında değiliz. Ve buranın önemini ben tarihçilerden şundan veya bundan kaynaklanarak söylemiyorum. Oturduğumuz şu coğrafyanın, şu haritanın, şu toprakların önemini Hazreti Muhammed Mustafa'dan öğreniyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. 1400 sene evvel
mübarek şehadet parmağını dünya haritasına doğru uzatarak ve tüftehannel Konstantiniyye ve le ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşü zâlikel ceyş hadisi şerifini peygamberimiz söyledi mi söylemedi mi? 1400 sene evvel parmağını niye Fransa'ya uzatmıyor da İstanbul'a uzatıyor? Çünkü İstanbul Fransa'dan çok önemli. Üç kıtanın göbek taşı. İki kıtanın boğazı. Dünya medeniyetlerinin, insanlığın gelip geçtiği köprünün başı. Köprü başı İstanbul. Dünyanın köprü başısı. Dünya medeniyetlerinin satır başı. İstanbul 29 defa kuşatılmış. 29 çeşit millet tarafından. Önüne gelen İstanbul'a saldırmış. Önüne tam 29 millet. Ama Allah Fatih Sultan Muhammed Han'a nasip etmiş. Ne yapalım, bize nasip etmiş. Türklere nasip etmiş. Ne yapalım şimdi, kalkalım da bunu inkar edelim ya. Ama pahalı olan yerde oturanların da tabii ki başı ağrıyacak. Nimet ne kadar büyük olursa bir şey var, o da o kadar büyük olur. Nedir? Külfet, külfet, mübarekler. Bir nimet ne kadar büyükse külfeti de o kadar büyüktür. Bir şey ne kadar pahalıysa onun ücreti de o kadar pahalıdır. Nerede oturduğunuzu bilin. Kuru gürültüye pabuç bırakmamak lazım. Ben bu Alevi kardeşlerimize hayret ediyorum ya. İki kurşun sıkıldı diye bu kadar sokaklara dökülünür mü? Bu kadar oyuna gelinir mi? Öyle bir yerde yaşıyoruz ki bu dünyanın en kıymetli yeri. Dikkat etmek lazım. Bunun farkında, bunun şuurunda olmak lazım. İki kurşun. Ki kurşunun sıkıldığından da ben endişe ediyorum. Gazetelerin yazdığına göre Kalaşinkov denen makinalı tabancayla taranmış kahveler. Bizim bildiğimiz kahve ağzına kadar tıklım tıklım adam doluysa, maç seyrediyorlarsa, tıklım tıklım adam doluysa, makinalı tabancayla tarandığı zaman en az 100 kişi ölmesi lazım. Bir kişi öldü. Bu nasıl tarama ya? Vallahi ben aklım almıyorum. Bu nasıl tarama? Bir kişiyi vurdular, o da yaşlı bir dede, Halil Kaya. Alnından tek kurşuna vurmuşlar. Niye yüzlerce adam ölmedi? Taramada herkes ölür. Şimdi şurayı tarayın, hepiniz gidersiniz. İnanmıyorum. Gizli gizli işler var. Karanlık karanlık işler var. Bu toprakları ayağımızın altından kaydırmak istiyorlar. Bu vatanı elimizden almak istiyorlar. Ecdadımızı yok etmek istiyorlar. Ve bunun içinde en hassas bir topluluk olan Alevi kesimi kullanmak istiyorlar. Ateş gibi. Bunu neden anlıyorsun? Bakın mesela Fransa'da çıkan gazetelere bakın. Fransız televizyonuna bakın. İstanbul'daki olayları din çatışması diye veriyor. Din. Efendim? Aşırı dinciler çatıştı. Halbuki olayın içinde bir tek insan yok. Din namına kimse yok. Ama Fransız basını dini çatışma diyor. Dini, dini, dini. Bak dini tehlike gösteriyor. Adamlar anasının gözü. Çünkü planlayanlar onlar, hesaplayan onlar, yapan onlar zaten. İtalyan gazetesini okuyorsun, aşırı dinciler çatıştı diyor. Ya din, din diye bir dava yok o kavganın içerisinde. Polisle çatışıyor, askerle, yani ne, İslami bir hareket değil. Ama işte öyle göstermek istiyor. Öyle olmasını istiyor, öyle yazıyor. Onun için gerek Alevi kardeşlerimiz diyoruz. Çünkü başka türlü bir şey diyemezsiniz. Kesinlikle Allah'a iman hususunda müştereklik var. Allah'a iman ediyorlar. Ediliyor. Allah'ımız bir mi değil mi siz söyleyin. Allah'ımız bir ya. İkinci bir Allah mı var? Peygamberimize de iman ediyorlar. İkinci bir peygamber yok, kainata gelmiş. Ona da inanıyorlar. Bütün Aleviler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor mu demiyor mu siz söyleyin. O zaman öyleyse dikkatli olmanız lazım. Bağrınızı açmanız lazım. Saflarımızı açmamız lazım. Onları kollamamız lazım. Ateşe atlamamız lazım. Yurdumuzun düşmanlarına kaptırmamamız lazım. Bak kaptırmışız. Yürüyüşe dikkat ettiniz mi? Yürüyüşün başında dev sol, dev yol, orap çekişli bayraklar var mıydı yok muydu? Bakın ne alakası var Alevilikle bunların ya? Görüyor musun? Tabuta orap çekişli bayrağı sarmış. Hale bakın. Demek müthiş bir oyun var. Korkunç bir oyun var. Bu oyunun farkına vardı millet elhamdülillah. Bu belayı atlattık Allah'ım, Allah'a şükür. Bu belayı atlattık. Mesela anlaşıldı. Eşlikleri çukura düştüler.
Mesele bitmiştir. Oyuna gelinmeyecektir. Ayağımızın altından bu vatanı bir kilim gibi, bir halı gibi çekemeyecekler inşallah. Çekemeyecekler. Allah bir, peygamber bir, Kur'an bir. Hangi şeyi kabul ediyorlarsa biz de kabul ediyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli bizim sultanımız, vallahi bağrıma basıyorum. Mevlana Celaleddin Rumi diyorlar, ben de bağrıma basıyorum. Bakın hiç farkımız yok, aynı değerlere sahibiz. Yunus Emre diyorlar, Yunus Emre'ye ben teslim olurum. Hiç farkı yok. Onun için temelde zaten kapılarımız, gönüllerimiz, saflarımız açık onlara da. İşte bir takım siyasi çatışmalar, çekişmeler, boğuşmalar, bölüşmeler, istismarlar, alet olmalar, kullanılmalar bu saflaşmayı engelliyor. Biz öyle yapmayalım. Bir adım yaklaşan Aleviye, biz 10 adım yaklaşalım. Öyle mi değil mi? Öyle yapalım. Tehlikeli de bak, memleket parçalanacak, adam gidip onu yakalıyor. Gidip o benzin deposunda sigara içiyor. Gelsin de benim aramda yapamaz, ben yapmam bu işi. Benzin istasyonlarını biliyorsunuz, daha girmeden orada bir levha vardı, ne yazar siz söyleyin. Sigara içmek yasak. Niye patlar çünkü? O hale gelmemek lazım. Süratle kaynaşmamız lazım. Bakın, Allah'a inanmayanlar gidip onları kullanmaya kalkıyor ya. Allah'a inanmayan ateist diyorlar biliyorsunuz. Aziz Nesin gibi kafir zındık adamlar gidip onları tutuyorlar da biz yaklaşamıyoruz. Niye? Yani dünyada 2 tane Hazreti Ali mi var? Siz söyleyin. Hayır. 1 tane Hazreti Ali var. Bizim de şahımız, onların da şahı. Yani aksini mi söylüyoruz? 2 tane Ehl-i Beyt mi var? Yok. 1 tane Hasan, 1 tane Hüseyin var. Biz de onların kurbanlarıyız. Nedir peki? Bu çekişme nedir? Bu çatışma nedir? Ha, yani şimdi memleketi parçalayınca bu Alevi kardeşlerimizi tutuyor görünenler, alın size memleket diyecekler mi? Hayır. Yine memlekete hakim onlar olacak. Alın sizin olsun derler mi demen siz söyleyin. Alın sizin derler mi demeyecekler. Oyunlara gelmemek lazım. Çok sıkıntılı günlerdeyiz. Çok zahmetli günlerdeyiz. Çok belalı günlerdeyiz. Çok temkinli olmamız gereken günlerdeyiz. Dersin başında söyledim. Çok rahatsız ediliyoruz. Zorlanıyoruz. Bütün bunlara rağmen sabırlı ve tahammüllü olup gürültüye, kavgaya, patırtıya ayak bırakmamak, yol vermemek, yön vermemek, fırsat vermemek durumundayız. Biraz daha dikkatli olmamız lazım Müslüman kardeşlerim. Çünkü niye diyorsunuz? Zaman zaman söylüyorum. Elimizde bir vatan parçası var. Vatansız insan olmaz. Mekandan münezzeh olan sadece kimdir? Allah-u Teala. Yani Allah'ın vatana, toprağa, ülkeye, bölgeye, beldeye, kıtaya ihtiyacı yok. Mekandan münezzeh. Rabbül Alemin o. Ama insanın vatana ihtiyacı var mı yok mu? Hiç şüphe yok. İşte bunu parçalamak istiyorlar. Bunu kabul etmemiz lazım. İşte buyurun, ortada hadise meydandadır. Yunanistan'daki bütün gazeteler şöyle yazıyor. Türkiye iç savaşa gidiyor. İnşallah parçalanacak diyor. Yunanistan bunu yazıyor. Vay namussuz Yunanlılar vay. Parçalanırsak ne olur? Zaten dünyada görüyorsunuz bizim halimiz iyi değil. Şu anda 14 tane Avrupa ülkesinin tamamı Türklere vize uyguluyor mu, uygulamıyor mu? Vize uyguluyor. Rastgele gidemiyorsun yani. İzin vermeden gidemiyorsun. Eskiden yoktu. Şimdi bile vize uygulayan, vizesiz memlekete seni sokmayan Avrupa ülkesi parçalandığın zaman seni ülkesine kabul eder mi? Etmeyecek. Vatansız kalırsın. Ortada kalırsın. Bak Almanya vize koymuş. İsteyen rahat rahat Almanya'ya gidemiyor, Fransa'ya gidemiyor, Danimarka'ya gidemiyor, Belçika'ya gidemiyor, Hollanda'ya gidemiyor. Vize var, vize, vize. Vize koymuş. Pasaport Alman yetmiyor. Bir de ayrıca müsaade alacaksın. Öyle mi değil mi? Giremiyorsunuz. Yarın öbür gün Allah etmesin parçalanırsa, bir grup defolun gidin buradan deyip bir grubu çıkartırsa, bizi ülkesine kabul edecek bir tek ülke yok dünyada. İşte Suriye bir kişi içeri almayacaktır. Bulgaristan bizi ülkesine kabul eder mi? Söyleyin Allah aşkına. Mümkün değil. Yugoslavya kabul etmez. Hiçbir ülke Türkiye'den atılan, kovulan insanı kabul etmiyor. Etmez. Hani muhacir olarak kalkalım da gidelim ya şu Romanya bizi... Romanya acından kendisi geberiyor. Seni ne salacak? Romanya turistleri
Laleli'de, Beyazıt'ta görmüyor musunuz? Valiz valiz ekmek taşıyorlar. Seni kim kabul eder? Suriye seni kabul etmez, Allah şahit kabul etmez. Niye? Hatay benimdir diyor, haritasında ben toprak istiyorum diyor. Seni içeri alır mı? Irak seni asla kabul etmez. Körfez Savaşı'nda Amerikalılar senin sırtından gidip orayı bombaladı. Ben de hocam kabul etmem. Peki seni kim kabul edecek? Hadi söyleyin bakayım. Hangi komşumuz bizi kabul edecek? Yarın burada bir çatışma çıkıp da bak Çeçenistan'da, Afganistan'da çatışmalar oldu. Afganistanlılara bir millet kapısını açtı. Kim? Kim açtı? Afganistan ya. Pakistan kapıyı açtı. 5 milyon Afgan Pakistan'a gitti, sığındı. Ama bize bu imkan verilmez. Hiçbir yere sığınamazsınız. Doğuya sığınamazsınız, batıya sığınamazsınız. Batıda Yunanistan var. Hiçbir imkanınız yok. O zaman Alevisi de Sünnisi de Kürdü, Türkü, Dinlisi, Dinsizi bu topraklarda barış içinde yaşamaya mecbur muyuz değil miyiz? Mecburuz. Birbirimizi yiyemeyiz. Dinimiz böyle bir şey de emretmiyor. Yani bir adam iman etmiyorsa gidin vurun diyor mu İslamiyet? Siz söyleyin. Vallahi demiyor. Bir insan iman etmiyorsa gidin o adamın evini yakın diyen bir İslamiyet yok. Yok işte kitap önümüzde. Örtünmeyen kadını git döv, git vur diyen bir ayet yok kitapta. Olmaz öyle şey. Yaşayacağız. Bizim tarihimiz bunu tatbikatını yapmış. Üç kıtanın üzerinde Müslümanlar kardeşler. Üç kıtanın üzerinde Afrika, Asya ve Avrupa dediğimiz o üç büyük tarihi ihtiyar kıtanın üç kıtanın üzerinde Osmanlı ecdadımız 640 sene bu üç kıtaya hakim olmuşlar. Asalım hangi tarihe bakarsan vallahi böyle yazıyor. 640 sene üç kıtada. Bakın ya. O zaman Osmanlı devletinin coğrafyasının tamamı 21 milyon kilometre kare. 21 milyon kilometre kare. Şimdi 700 bin metre kare. Ne kadar düşmüş bak ne kadar. Azıcık avuç içi kadar yerimiz kalmış. Onu da parçalamak istiyorlar. Doğuyu batıdan batıyı doğraymak istiyorlar. Bunu anlatmak lazım. Her hocanın, müezzinin, hacının, her Müslümanın bunu bilmesi lazım. Çoluğumuza, çocuğumuza bunu anlatmamız lazım. Namaz gibi, ayet gibi hadis gibi anlatmamız lazım. Buradan kovulmak, buradan başka yere gitmek mümkün değil. Bu toprakların dışında bize kimse zırnık toprak vermez. Kadrini, kıymetini bilmemiz lazım. Yeryüzünün sulhundan, saadetinden, sükunetinden, barışından 640 sene bizim ecdadımız sorumlu olmuş. 640 sene. Yeryüzünün nizamından, düzeninden, sulhundan, sükunetinden, barışından 600 sene bizim ecdadımız yüzünün akıyla çıkmış. Osmanlı'nın yeryüzündeki davası yeryüzünün sulhu ve sükunetiydi, adaletiydi. Buna bir isim takmıştı. Bu isim nedir? Biri söylesin. Nizamı, nizamı alem. Bu kelime kitapta var. Nizamı alem diye bir davası var Osmanlı'nın. Dünyanın hiçbir yerinde haksız yere kimsenin burnu kanamayacak. Şu davaya bak ya. Biz böyle bir milletin çocuklarıyız. Böyle bir tarihin çocuklarıyız. Nizamı alem. Bu alemin nizamını, barışını, sükunetini, saadetini sağlamak için hiçbir Osmanlı padişahı Beytullah'a hacca gitmeye imkan bulamamış. Hiçbir padişahımız hacı değil bizim. Hacca gitmiş padişah yok bizde. Belki siz de biliyorsunuz bunu. Bir tane hacca gitmiş padişah yok bizde. Niye? Vakit bulamamış ki nizamı alemi temin etmek için devletin başından bir gün ayrılmamışlar. Çünkü o zaman tabii o gün şartlarda hacca gitmek için yol mesafesi 6 aydı. 6 ayda gidiyordunuz. 6 ayda dönüş olur ne yapar o zaman? Bir sene devletin başından ayrı kalırsanız demiş Şeyhülislamlar, sultanın ehli küfür yeryüzünde fesat çıkarır. Siz fesadı önleyin, adaleti sağlayın, 100 bin hacdan daha kıymetli amel işlemiş olursunuz. Ecdadımız böyleydi bizim. Ben hayal anlatmıyorum, açın kitabı okuyun. Yılmaz Öztuna Bey'in çok değerli bir tarih kitabı var. Büyük Türkiye tarihi 14 cilt. Keşke her Müslümanın elinde bu kitap olsa. 14 cilt. Yani şöyle 14 tane kitap. Büyük Türkiye'de okuyun ki göresiniz Osmanlılar de dünyada nasıl 600 sene adaleti sağ. Hem de 3 kıtada bir tek çeşit millet değil. 22 çeşit milleti beraber yaşatmışlar. 22 çeşit millet.
Rumlar var, Yahudiler var, Arnavutlar, efendim Boşnak, Taşnak, Ermeni, 22 çeşit milleti kuzu kuzu beraber yaşatmışlar. Biz şurada bir Alevi kesimle beraber yaşayamıyoruz ya. Bu rezalettir bu. Benim ecdadım dünyanın bütün insanlarını beraber yaşatmış. Bu kabiliyeti göstermiş, bu karakteri göstermiş. Bu barışı sağlamış. Niye biz Allah bir, peygamber bir, kitap bir, Hazreti Ali bir olduğu halde niye, niçin bir araya gelemiyoruz? Hangi zalim bunu önlüyor? 600 sene 22 çeşit millet ya. Macarlar, Yunanlılar, Polonya, Lehistan biliyorsunuz. Yunanlıyı, Romanya, herkesi, bütün Arapları, Acemleri, bütün dünyayı 22 çeşit millet, 22 çeşit ırktan gelen insanları barış içinde 600 sene yaşatmaya muvaffak olmuş. Açın okuyun kitaplarımızı kardeşim. 17 çeşit inancı taşıyan insanlar, Yahudisi, efendim Hristiyanı, Budisti, batıl inançları taşıyan 17 çeşit inancı temsil eden insanları kardeş gibi 600 sene beraber kimsenin burnunu kanatmamış. Kimse kimse saldırmamış. Bizim ecdadımız böyleydi. Biz hayal konuşmuyoruz. Tarihin hangi sayfasını açarsanız böyle olduğunu söyleyecek. İşte Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u alır almaz bütün kardinalleri, papazları, baş papazları, patrikleri çağırmış, toplamış. Hahamları, Yahudileri, verdiği talimat bütün kitapları var. Şu andan itibaren barış sağlanmıştır diyor. Yahudileri Havra'da görmek istiyorum. Hristiyanları kilisede görmek istiyorum. Müslümanları camide görmek istiyorum. Kim bunun dışına çıkarsa yakarım. Herkes dininde serbest. Bir tek kilise yıkılmamış. Ya bizim ecdadımız böyleydi de bize ne oldu ya? Ne oldu bize? Ne oldu bize? Niye yani? Niye konuşmaktan korkuyoruz? Niye bir araya gelmekten korkuyoruz? Alevi, Sünni senelerce 700 sene, 800 sene, 1000 sene bir arada yaşamış da şimdi ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Kim kurcalıyor? Hangi şerefsiz kurcalıyor? İşte Avrupa kurcalıyor. Görüyorsunuz Avrupa basını ver yansın ediyor. Korkunç şekilde olayları körüklüyor, besliyor, büyütüyor, yanlış söylüyor, çarpıtıyor, saptırıyor. Din çatışması varmış diyor. Ne alakası var din çatışması? Din çatışmayı değil, din barışmayı emreder. Öyle mi değil mi? Din barışmayı emreder, çatışmayı değil ya. Yapmayın Allah aşkına, tamam mı? Din barış müessesesidir. Haksız yere hiçbir kişi öldüremezsiniz. Tarayamazsınız, bomba atamazsınız. İçki içilen bir meyhaneye haklı haksız demeden içki içiyor diye bir molotof kokleyi atıp oradaki adamları öldürebilir misiniz? Allah'ı öldüremezsiniz. Hepiniz cehenneme gidersiniz. Yok böyle bir şey. Açık saçık geziyor, örtünmüyor, tesettür etmiyor, başını örtmüyor diye bir kadını öldürebilir misiniz? Vallahi öldüremezsiniz, cehenneme gidersiniz. Bu hakkı İslam vermiyor. Bu hakkı peygambere bile Allah vermemiş. Mümkün değil. Niye Müslümanları vahşetin içinde göstermeye, Müslümandan daha barışçı, Müslümandan daha müsamahalı, Müslümandan daha toleranslı, Müslümandan daha iyiliksever insan var mı ya? Bizim inancımızda şiddet yok, zorbalık yok, kahır yok, bela yok, baskı yok. Mümkün değil. Allah-u Teala Kur'an'da inanmayı serbest bırakmış, inanmamayı da. İnanmak ne kadar serbestse, siz söyleyin, inanmamak da vallahi o kadar serbest. Zor yapmamış. Hangi ayet bunu söylüyor? Açıp okuyalım da Kur'an-ı Kerim önümüzde. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ İsteyen iman etsin, isteyen kafir olsun diyor. Vallahi Kur'an ayetidir bu. Sen gidersin İslam'ı anlatırsın, tamam, isterse kabul eder, isterse etmez. Gitsen de bir gayrimüslim insana İslam'ı anlatsan, çabuk desen sana 10 dakika müsaade, kabul edersen tamam, etmezsen seni öldürürüm diye bir metot var mı yok mu? Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir peygambere bu yetki verilmemiş. Ey peygamber git, İslam'ı anlat, kabul etmezse öldür diye bir ayet, hüküm yok. Yok ya, biz de niçin Müslümanız ya? Allah vardır, Allah birdir diyen Alevilerle beraber yaşayamayacaksak daha nasıl dünyada biz barış sağlayacağız? Konuşmalıyız, anlaşmalıyız. Eksiklerimiz var, noksanlarımız var, tamam. Yanlışlıkları var, hataları var, olabilir. Konuşmak lazım, görüşmek lazım, eğitim lazım. Ama bir araya gelmek lazım. Birbirimizden ayrılmak hiçbirimizin faydasına değil. İşte vatan parçalandı mı,
bölündü mü kimse kimseyi buradan başka yere süremez, kimse kabul etmez. Ancak sana mezar olur burası, Allah göstermesin. Mezar ederler bizi buraya. Bakın bu noktaya gelmişken Mehmet Akif merhumdan şurada bir gazeteden kesmişim. 83 sene evvel bugün söylediklerimizi aynen o gün söylemiş. Bakın Cumhuriyet kurulalı kaç sene oluyor siz söyleyin. 72 sene oluyor. Bu 83 seneler bunu yazmış. Aynen şöyle söylüyor. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Ne demek diş bilemek? Yani dişini keskinliyor, sizi yiyecek demek. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Bunu söyleyeli 80 sene oluyor. Sefahat'ta var, kitabında var yani. Müslümanları katleden, milletler yutmak isteyen bu medeniyet mensupları kimlerdir? Hepsi Avrupalılardır. Balkanlardaki Batılılar, bakın 1913'te ne yaptılar? Balkan Savaşı var hani 1913'te biliyorsunuz. Akif, Mehmet Akif merhum böyle şöyle canlandırmış. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı, serilip yerlere binle de şehidin sarığı. Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan köpeği, çepeçevre kuşatsın mı vatanı? O da aynı kelimeyi kullanmış yani. Bugün de aynı insanlar sahnede. 83 sene evvel bu şiiri yazmış, sanki bugün yazmış gibi tahmin edebilir yani. Hiç mi ibret almayacağız? Tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Bak, elimizden bir yurdumuzu almak için bizi kovmaya çalışıyorlar. Deminden beri konuştuğumu 83 sene evvel Mehmet Akif söylemiş. Hadiseye bak. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaate çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, diğerinin ruhu helal, işte ey unsur-i isyan bu elimiz mihlal, seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti, ya neden beklemiyordun bunca rezil akıbeti? Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor, evvela parçalamak, sonra da yutmak istiyor. 83 sene de niyette, evvel niyetleri böyleydi, şimdi de niyetleri aynıdır. Onun için bu oyuna, bu işlere gelmemek lazım. Devam ediyor. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Görmüyor diyor gittiği yanlış yolu zannımca çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Rehberlik eden haydutlar var demek bunların başında. Kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. İşte bir şey diyemem. İşte perişan yurdum. Medeniyet çoktandır size diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak biliyor. 83 sene demek yani Cumhuriyet'in ilanından 10 sene evvel bunu söylemiş. Demek o zamanki düşmanlar neyse bugünküler de aynı mı değil mi? Aynı işte. Yunan, Sırp, Rus hepsi aynı. Değişen bir şey yok. Bugün de elimizden almaya çalışıyorlar topraklarımızı parçalama. Aynı gaye, aynı metot, aynı şeylerde. Sadece şekil değişikliği var. Onun için kardeşler, müminler, yeryüzünün barışından biz sorumluyuz. Ecdadımızdan gelen bir mirasımız var. 3 kıtaya, yeryüzünün 3 kıtasına adalet, barış ve huzur sağlamışız tam 600 sene. Bize ne oluyor ki şu memlekette barışı sağlayamıyoruz? Bize ne oluyor ki başaramıyoruz? Onun için yabancıların su uyur düşman uyumaz hesabıyla bu toprakları gizli gizli usullerle, tuzaklarla, hilelerle sağ sol diye bölemediler. Kürt Türk diye bölemediler. Şimdi Alevi Sünni diye bölmeye çalışan bu şerefsizlerin tuzaklarının farkına varalım. Bu masum milleti, bu merhum milleti, Allah'ın rahmetine nail olan bu milleti, vallahi şunu samimi söylüyorum, dünyanın hiçbir toplarında, dünyanın hiçbir coğrafyasında, dünyanın hiçbir vatan parçasında, toprağının altında
bu kadar şehit yatan bir toprak var mı yok mu? Dünyada yok. Mekke'de yok mesela. Mekke-i Mükerreme dünyanın en mukaddes yeridir. İçinde bir tane şehit yok. Niye? Mekkeli Müslümanlar cihada çıkmış, İslam'ı yaymışlar. Kimi Horasan'da şehit olmuş, kimi Toros'ta, her tarafa yaymış. Orada kimse yok. Hepsi burada. Çünkü bütün dünya medeniyetlerin deşiği burasıdır. Onun için Mehmet Akif başına vallahi söylememiş. Ne diyor? Kim bu cennet vatanın? Niye cennet vatan diyor? Şehitler doğrudan dolayı nereye gidiyor? Nasıl söyleyin? Cennete ya. O için cennet demiş. Boşuna bu kelime söylememiş ya. Şehitler ölür ölmez direkt cennete giderler. Şehidi çok olan memleket cennet olur. Ne olur başka? Şehit nereye gider? Cennete. Cennet işte. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak. Toplanır sıksan şüheda. Şu söze bak Allah aşkına. Hani limonu sıkıyorsunuz da su dökülüyor. Anadolu toprağının neresini sıkarsanız ne çıkar diyor Akif burada? Şüheda fışkırır. Böyle bir memleketteyiz yani. Şimdi buraları yabancıya nasıl bırakırız? Nasıl kuru gürültüye pabuç bırakırız? İki tane Ermeni çetesi, üç tane Alevi kahvesine kurşun sıktı diye sokaklara dökülelim de, birbirimizi yiyelim de, memleket mi parçalansın? Öyle söylemez. Allah-u Teala bu zalim haydutlara fırsat vermesin inşallah. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, bütün ırklar, bütün mezhepler, bütün çeşit çeşit dünya görüşüne sahip insanlar artık mecburuz diyalog kurmaya, konuşmaya, barışmaya, anlaşmaya mecburuz. Buradan başka gidecek bir toprak elimize geçmesi mümkün değil. Bütün dünyayı sömürüyor zalimler. Allah-u Teala bu vesileyle bir daha bu millete böyle çatışmalar, kapışmalar, boğuşmalar göstermesin inşallah. Mehmet Akif merhumdan bir şey söyleyip keseyim. Hemen yine aklıma geldi de. Hasta yatağında yatarken Mehmet Akif rahmetullahi aleyh son günleri yani ecelini, ecel dediğimiz mühleti dolmak üzere ölüm döşeğinde yanına dostları gelmişler, sevdiği insanlar gelmişler, helallik almışlar. Ve bir ara bir tanesi demiş ki üstad demiş, üstadım, sultanım, hocam, büyük insan. Arapçayı mükemmel bilir, tefsiri, hadisi. 60 bin kelimeyle konuşan adam Mehmet Akif. 60 bin kelime. Bugün üniversitede hoca olan bir profesör 3 bin kelimeden fazla kelime bilmiyor. 3 bin kelime. Mehmet Akif 60 bin kelimeyle konuşuyor. Zengin bir adam. Kültürlü bir edebiyat. Şiir ustası. Üstadım, efendim diyor. Eğer diyor Allah göstermesin yeniden diyor bir çatışma, bir kurtuluş savaşı, bir istiklal savaşı olsaydı tekrar bir istiklal marşı yazar mıydın, yazmaz mıydın diyor. Nasıl yazardın, yazsaydın? O hasta haline birdenbire kabarıyor, köpürüyor, sertleşiyor, kalkıyor. Hayır diyor Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Öyle şey istemeyin diyor. Çanakkale'de 400 bin insan şehit oldu Çanakkale'de. 400 bin insan. Bir memleket kolay ele alınmıyor. Bedeli çok pahalı. Bir vatana sahip olmak çok pahalı. İşte Çeçenistan kardeşim. Çeçenistan'da taş kaldı mı? Görüyorsunuz. İşte Bosna %70 istiklal elde bile alabiliyor mu? Kolay değil. Kadrini iyi bilelim. Topraklarımızın, vatanımızın, ülkemizin, bölgemizin, bendenizin önemini iyi bilelim. Ve gürültüye, patırtıya pabuç bırakmayalım. Allah'ın inayetiyle bu son oyundur. Bu soyun son oyunu da atlatırsak başka da bir oyun kalmıyor. Çünkü sağ sol bitti. Efendim Kürt Türk gitti. Ne kalmıştı geriye? Alevi Sünni işte o da bitiyor inşallah. Bundan sonra bir şey bulamayacaklar. Ülkemize yeniden hakim olacağız inşallah. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Fitneye, fesada, felakete uğratmasın. Hatta hala cümle belalardan, musibetlerden, iç ve dış düşmanların tahribatından, tahriklerinden ümmeti Muhammed'i, ülkemizi, bölgemizi, yurdumuzu muhafaza buyursun. Haftaya okuduğum ayet-i kerimeyi devam ettirmek üzere Cenab-ı Hak cümlemize dikkat, şuur, uyanık, temkinli, tedarik